Çocuktum, ufacıktım. Top oynadım, acıktım. Buldum yerde bir erik, kaptı bir ala geyik. Geyik kaçtı ormana, bindim bir at doğana. Doğan yolu şaşırdı, kaftanından aşırdı. Attı beni bir göle, gölden çıktım bir çöle. Çölde buldum. Yağmurca vardı. Evler çoğuldu fakat kökü kesildi. Bir taş atsın yamaca 3-5 tane böyle sürü sürü kaçardı. O gün için aşırı avlanma var, yani aşırı tüketim var. Ne olacak ki? Sen biri bir vur arkasından gelmeden ertesi gün kalan da vur, o ne olacak ondan sonra bitecek tabi bu. Bu böyle bitti. Çörek yapılırdı, avlanırdı. Hem doğuz avlanırdı ama ala geyik avlanırdı. 50'den 60'a kadar vardı. Ondan sonra yavaş yavaş nesli kesildi etti. Yağmurcan'ı. Amcam gille ben dava gittim ala geyik avına. Ben de sıktım mesela o zamanlarda 65'ten önce. Biz de yaptık. Yapmadık bize gelen. Neden aldanıyordu? Eti mi güzeldi? Etine ya. Başka ne olsun ki? Ticari yönü yoktu. Sade etine. Kıyım. İşin gerçeği bu. Zevkli. Canım benim vurduğuma bakma. Olmadı. İşleyelim. Vurmuşuzdur. Yıl 1958. Antalya Düzlerçamı Ormanı'nda avcılar tarafından vurulan bir hayvanın boynuzunu bulan Profesör Doktor Savni Huş, boynuzun menşeini araştırır ve bunun bir ala geyik boynuzu olduğunu tespit eder. Bu bulgudan yıllar sonra ala geyiğin Türkiye'deki son izlerini sürüyoruz. Şey mi hocam? Hocam? Bu işte kökü kuruyor. Daha önce bunda su var bunun içerisinde. Çiftleşme döneminde. Ala geyiğin Anadolu'daki bu ilk bilimsel tespitinden sonra giderek yok olan bu hayvanın korunması ve çoğaltılması amacıyla sınırlı da olsa çalışmalar başlar. Bulunduğu diğer noktalarda çok kısa bir sürede nesli tükenen bu tür için 1966 yılında Antalya Düzlerçamı'nda 25 hektarlık bir alanda ala geyik üretme istasyonu kurulur. 1974 yılında doğadan yakalanan 4 adet ala geyik bu çiftlikte koruma altına alınır. Ne acıdır ki yöre insanının yağmurca ya da sığın dediği ala geyik son buzul çağı sonrası ana vatan olarak bu coğrafyayı yurt edinmiş ve tüm dünyaya buradan yayılmıştır. Bugün ikinci ana vatanları Anadolu'da ne yazık ki neredeyse tüm doğal yaşama alanlarında tamamıyla tükenen ala geyik, tel örgülerle çevrili üretim istasyonunda 70 adet, doğada da yaklaşık 30-50 adet olmak üzere toplamda sadece 100 ile ifade edilebilecek bir sayıyla var olma mücadelesi vermektedir. Yaşam savaşındaki bu ala geyikler aslında zaman içinde binlercesiyle Anadolu insanının türkülerine, kilimlerine, söylencelerine geçmiş, kültürünü etkilemiş olan bir soyun son temsilcileridir. Ne olmuş, nasıl olmuştur da bu güzel ve narin hayvanın soyu ana vatanında tükenme aşamasına gelmiştir?
Milattan önce 60 bin ile 10 bin yılları arasındaki son buzul çağı öncesi, Orta ve Kuzey Avrupa tundralarında yaşayan alageyik, buzulların yavaş yavaş kuzeyden güneye doğru ilerlemesi sonucu bu coğrafyayı terk ederek güneye, daha sıcak bölgelere göç etmek zorunda kalır. Kuzeyden güneye doğru binlerce yıl süren buzul hareketi etkisiyle göçe zorlanan alageyikler, bir taraftan bugünkü Gürcistan üzerinden İran'a, diğer taraftan Avrupa'nın güneyine, Akdeniz kıyılarına iner. Süreç içerisinde çevre koşullarının da etkisiyle birbirinden farklılaşan ve evrimleşerek birer alt tür hüviyeti kazanan alageyiklerden İran'a yerleşen alt türe Dama Dama Mezopotamica, Anadolu ve Yunanistan coğrafyasında yer alan alt türe ise Dama 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 adı verilmiştir. Alageyik binlerce yıllık bir süreç içinde yeni vatanı Anadolu'da çoğalır. 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından binlerce yıldır tek bir alageyiğin bile bulunmadığı Kuzey Avrupa'ya götürülür. Kral ve soylulara hediye amaçlı götürülen bu alageyikler önceleri özel malikanelerde sergilenir. Ancak buralarda hayvanların aşırı çoğalmaları sonucu doğal ortamlara salınır. Daha sonra Avrupa kıtasından Amerika, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya da götürülen alageyikler böylece dünyada geniş bir coğrafya üzerinde çoğalırlar. Bugün sadece kıta Avrupa'sında İsveç'te 25 bin, Danimarka'da 14 bin, İngiltere'de 62 bin, İrlanda'da 8 bin, Fransa'da 8 bin, Almanya'da 87 bin, İtalya'da 25 bin, Macaristan'da 18 bin adet olmak üzere yaklaşık 250 bin adet alageyik doğal ortamda yaşamaktadır. Günümüzde bu ülkeler bilinçli avcılık, ekolojik turizm ve geyik eti üretimiyle ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. Örneğin sadece Almanya'da yılda yaklaşık 30 bin adet alageyik avlanmaktadır. Alageyik, son buzul çağında yurt edindiği Anadolu'da 19. yüzyılın başlarına kadar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin güneş ve rüzgar alan ormanlarında gruplar halinde yaşamlarını sürdürmüştür. Yaz aylarında rengi pas kırmızı, üzeri yuvarlak beyaz lekeli olan alageyik, kış aylarında az benekli ve kestane rengi bir görünüm alır. Düşmanlarına karşı her an tetikte bekler. En ufak sesleri bile algılayabilecek hassas kulakları ve geceleri bile görmesini sağlayabilen keskin gözleri sayesinde tehlikeleri sezer. Tehlike uyarısıyla dört ayağı üzerinde zıplar. Ön ayaklarını karnına çekerek adeta uçar gibi yer değiştirir. Refleksleri çok güçlüdür ve çok hızlı hareket eder. Alageyikler arasında sadece erkek bireylerin taşıdığı boynuz ilk olarak 5-6 aylıkken çıkmaya başlar. Mayıs sonundan itibaren çıkmaya başlayan boynuzlar, Ağustos ayında gelişimini tamamlar ve maksimum büyüklüğe ulaşır. Boynuzların atımı yine Nisan-Mayıs ayında gerçekleşir. Gelişmiş boynuz uzunluğu 70 cm, bir çiftinin ağırlığı ise 4 kilograma ulaşabilir. Boynuz taşıma dönemi seksüel yaşamla doğru orantılıdır. Diğer bir deyişle boynuz, ergin erkek bireylerin testosteron hormonuna bağlı olarak gelişir. Bu durum boynuzun her çıkışında, dolayısıyla her yeni yaşta dallarının biraz daha uzamasına ve 3. yıldan itibaren uç kısmının genişlemesine ve palet şeklini almasına yol açar.
Alageyiklerin günlük aktiviteleri sabahın ilk ışıklarıyla başlar, akşamın alacakaranlığına kadar devam eder. Gündüzleri sık ağaçlıklar arasında geviş getirerek dinlenir. Sabahın ilk ışıklarıyla akşamın alacakaranlığı en aktif olduğu zamandır. Besinlerini çeşitli taneli otlar, yonca, olgunlaşmış meyveler, ağaç yaprağı, çalılar ve ağaçların genç sürgünlerinden seçer. Açık ve otlu alanlar beslenmesi, ormanlık alanlar da saklanması ve dinlenmesi için gereklidir. Bir tundra hayvanı olduğundan çayırlarda otlamak, güneşi ve rüzgarı almak için sık sık açık alanlara çıkar. Bu tutkunlukları onları yırtıcıların ve avcıların hedefi yapar. Alageyikler sosyal olarak organize olmuş hayvanlardır. Doğal ortamda 12-18 yıl kadar yaşarlar. Hiyerarşik bir düzenin hakim olduğu popülasyonda her cinsten bireyin farklı görevleri vardır ve iş bölümü büyük öneme sahiptir. Popülasyonun savunması ve nöbet görevi ergin erkekler tarafından yerine getirilir. Dişi ve yavrulardan ayrı gruplar halinde yaşayan ergin erkekler, üreme döneminde ve besinin kıtlaştığı, tehlikenin arttığı kış aylarında tüm grup üyeleriyle birlikte yaşar. Çünkü sayısal çoğunlukta güvence bulurlar. Grupta ne kadar çok hayvan varsa içlerinden en azından biri doğru yöne bakacak ve olası tehlikeyi görebilecektir. Yavruların eğitiminden ve beslenmesinden sorumlu olan dişilerse 2 yaşına kadar olan erkek bireyler dahil yavrularla seyrek gruplar halinde yaşarlar. Son derece hareketli olan alageyikler, geniş yaşama alanlarına ihtiyaç duyarlar. Araştırmalar, içinde otlakların da bulunduğu 4000 hektar genişliğindeki bir alanı alageyiğin optimal yaşam alanı olarak tanımlamaktadır. Yaşama alanının darlığı ve besin yetersizliği, hayvanların strese girmesine, hastalıklara karşı dirençlerinin azalmasına ve barınma olanağının kısıtlanmasına yol açar. Yaşam koşullarının zorlaşması, başta yavrular olmak üzere, grupta ölüm oranını artırırken doğurganlık oranını düşürür. Yılın büyük bir bölümünü sakin bir şekilde dolaşarak geçiren alageyiklerin bu huzurlu ortamı, sonbahar gelince bozulur. İri ve güçlü erkekler aşırı saldırganlaşır. Ortam, birbirine meydan okuyan yapılı erkeklerin, denizden gelen boğucu sesleri ve arada bir de gerçek bir dövüşün gürültüsüyle dolar. Böğürmeler, dişilere bir çağrı olduğu kadar, "Burası benim bölgem, uzak dur" anlamını da taşır. Birbiri ardından dizi halinde böğürme güç gerektirir. Sadece fiziksel kondisyonu iyi olan bunu başarabilir. Dolayısıyla güçlü bir şekilde böğürebilme yeteneği, meydan okuyan birey için eğer dövüşe girerse kazanma şansının ne olduğunu gösterecek güvenli bir göstergedir. Dölleme gücünü yitiren yaşlı erkek bireyler, genç bireyler tarafından sürüye yaklaştırılmaz. Bu dönemde ergin erkekler ağaçların dallarını boynuzlarıyla sıyırır, yaşama alanının çeşitli yerlerini eşeleyerek
yalak tabir edilen küçük çukurlar açar. Buralara bıraktıkları koku ve işaretlerle çiftleşme alanının sınırlarını belirler. Bu aynı zamanda bir güç gösterisidir. Artık güçlü bireyin gruplar halinde dolaşan dişileri egemenliği altına almasının ve harem kurmasının zamanı gelmiştir. Haremdeki dişilerin yavrularının babası olup olmayacağı, rakiplerin hareme yaklaşmalarını ne derece önlediğine ve öteki erkeklerin tehditlerine başarıyla karşı koyup koyamadığına bağlıdır. Bunun için uzun bir süre mücadele etmek zorundadır. Tüm bu üreme dönemi süresince sürekli tetikte olmalı, rakiplerini izlemeli ve gerektiğinde dövüşmelidirler. Dişinin ise seçim şansı yoktur. Kendisi için yapılan mücadelenin sonucunu bekleyecek ve galip gelen en güçlü erkekle çiftleşecektir. Bu nedenle harem sahibi güçlü erkekler beslenmeye fazla zaman ayıramaz. Bu süre içerisinde ağırlığının yaklaşık %20'sini kaybeder. Dolayısıyla çiftleşme dönemi boyunca rakipleri yenilgiye uğratarak haremini oluşturan birey, zamanla özenle koruduğu haremini daha önce mağlup ettiği rakiplerden birine kaptırabilir. Ben de gittim bir geyin avına, aman aman. Ben de gittim bir geyin avına, aman aman. Alageyin, ana vatanı Anadolu'daki varlığı 1966 yılında Düzler Çamı'nın koruma alanı olarak ayrılmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Başlangıçta işlevsel olan istasyonda koruma altındaki alageyiklerin sayıları hızla artsa da, geyikler zamanla yapay beslenme, akraba evliliği, alanın yetersizliği ve birlikte evrimleştiği yırtıcıların olmaması nedeniyle giderek daha az yavru veren, boynuzları ince, aslından uzaklaşarak değişim geçiren yarı evcil bir hayvan olmaya doğru ilerler. Bunun üzerine istasyondaki 64 birey, 2003 yılında yine tel örgülerle çevrilen 521 hektar genişliğindeki yeni üretim istasyonuna nakledilir. Yeni alan eskisine oranla karşılaştırılamayacak derecede geniştir. Ancak alageyiğin en belirgin ekolojik özelliği rüzgara tutkun olmasıdır. Yakınlarında su kaynakları bulunan otlaklarda beslenir, sadece sessizlikte yabanıl reflekslerini koruyabilir. Pek rüzgar almayan, otlak alanı yetersiz olan bu yeni koruma alanı, içinde bulunan ve kamulaştırılmamış 150 hektar civarındaki özel mülkiyete ait yerleşimler nedeniyle yoğun olarak insana ve araç geçişine, dolayısıyla gürültüye açıktır. Bu da bir yaban hayvanı olan alageyik için kabul edilemez bir yaşama ortamıdır. Daha da acısı kaçak avcılardır. Avcılar sadece tel örgülerin dışında doğada yaşam savaşı veren bu hayvanlar için değil, ne yazık ki tel örgüyle korunanlar için bile hala engellenemeyen büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Öte yandan her otçul yaban hayvanı kendi yırtıcısıyla birlikte evrimleşmiştir. Alageyiklerin yabanıl refleksleri en son 1974'te görülen ve soyunun tükendiği sanılan Anadolu parsı gibi yırtıcılar olmadığından da görülmektedir. Kısacası günümüzde yaban hayatı koruma alanı olarak ayrılan alanda yeterli korumanın yapılamayışı nedeniyle tür nesli tükenme noktasına gelmiştir. Alageyik son buzul çağında Anadolu'ya yerleştikten sonra bu coğrafyada yaşamış tüm uygarlıkları etkilemiş, kimi yerde sanatla, kimi yerde inançla, kimi yerde günlük yaşamla bağlantılı olarak çokça işlenen konulardan biri olmuştur. Alacahöyük'te çıkarılan eserlerde ve Hitit öncesi dönemde alageyik tasvirlerinin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Milattan önce 3000'li yıllara ait olan bu eserlerde bu dönem Anadolu insanının
alageyik biçimli tanrılara taptıkları anlaşılıyor. Hititlerde olduğu gibi Likyalılar döneminde de alageyik mistik bir canlı olarak önemini korumuştur. Tanrılar tanrısı Zeus'un kızı tanrıça Artemis, yaban hayvanlarının, çocukların ve bitkilerin koruyucusudur. Tanrıçanın yanında hep bir alageyik bulunur. Kültürümüzde geyik motifi uzun ve köklü bir gelenekten gelerek kendisine yer bulmuştur. Sadece Anadolu coğrafyasından değil, Orta Asya, Türk ve Şaman kültüründen de beslenir. Alageyik söylencesinin kökeni Hunlara kadar gitmektedir. İç Asya'da bulunan kaya resimlerinde yer alan geyik betimlemelerinde ve söylencelerde ölümden sonra canlanan alageyik Türk atalarının ruhunu temsil eder. Tanrı'dan kut almıştır. Bu betimlemeler yüzyıllar sonra Anadolu Türk halı sanatında da sıkça görülür. Yetenekli bir komutan gibi sürüye hakim olan geyik, göçebelerin gözünde örnek bir lider ve önderdir. Bozkır göçebelerinin Anadolu'ya gelen söylencelerinde geyik ölmekle yok olmaz, göğe çıkar. Sibirya ve Orta Asya budunları bu nedenle geyiğin ruhları öteki dünyaya taşıdığına inanmışlardır. Dolayısıyla Orta Asya inanışlarında geyik kutsal kabul edilir. Öldürülmekten kaçınılırdı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili söylencelerde de geyiğine binip gelen geyikli baba Orhan Gazi'nin bahçesine bir çınar ağacı diker ve bu ağaç yeşerir. Söylenceyle Osmanlı'nın bir çınar gibi yükseleceği anlatılmaktadır. Günümüzde Anadolu'nun her tarafında halk arasında dilden dile dolaşan ve Yaşar Kemal'in kaleminde ölümsüzleşen alageyik efsanesinde ise tekin değildir alageyik. Hayır getirmez onu aldı yana. Efsanede evlendiği gece duyduğu geyik sesine dayanamayıp sesin peşinden giden geyik avcısı Halil'in hüzünlü ama tutkulu avcılığı hikaye edilir. Bak dinle. Onun sesi. Alageyik'in sesi bu. Bir tekke ozanı olan Kaygısız Abdal efsanesinde ise alageyik insanın gerçeği bularak Tanrı'ya ulaşmasının bir aracıdır. Efsaneye göre Alanya Bey'inin oğlu Gaybi iyi ok atan bir alageyik avcısıdır. Yine bir gün avdayken rastladığı alageyiğe okunu fırlatır. Ok hedefini bulmuş, hayvan koltuğunun altından vurulmuştur. Yaralı geyik kaçar. Kan izi tekke köyünde bulunan Abdal Musa dergahı kapısında kaybolur. Beyoğlu Gaybi dergahın kapısına dayanır, olan biteni anlatır. Dervişler, biz böyle bir alageyik görmedik derler. Gaybi ısrar eder. Gürültüyü duyan Abdal Musa cübbesinin önünü aralar, koltuğunun altına saplanan oku göstererek, oğul, attığın ok bu mudur der. Gaybi okunu tanır. Abdal Musa'nın ayaklarına kapanarak kendinden geçer. Adını sanını unutan Gaybi, Kaygısız Abdal adını alarak Abdal Musa'ya bağlanır, derviş ve ozan olur. Avcı değil. Alageyik, sözlü geleneğimizde anlatılan öykülerde sevginin, iyiliğin ve masumiyetin sembolüdür. Anadolu insanının düşüncesinde, inanç ve yaşam biçiminde böylesine yer etmiş, efsanelerine, masallarına, şiir ve türkülerine konu olmuş alageyikler, şimdi kendi ana vatanında yaşam mücadelesi veriyor. Yağmurca olarak da bilinen ve yüzyılın başında İzmit, Bandırma, Çanakkale ve Adana yöresinde de görülen Anadolu alageyikleri günümüzde
aşırı avlanma, bilgisizlik, ilgisizlik ve yaşama alanlarının sürekli tahrip olması sonucu düzler çamındaki 80-120 kadar birey dışında diğer tüm doğal yaşama ortamlarında ne yazık ki tamamıyla yok olmuştur. Kamuoyu olarak kelaynaklar, karetta karettalar ya da Akdeniz foklarıyla bu denli ilgili olmamız son derece sevindiricidir. Ancak Anadolu alageyiklerinin yok oluşuna duyarsız kalışımız ve bu konudaki bilgisizliğimiz de bir o kadar şaşırtıcıdır. Türkiye'de yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilenen çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü vardır. Ancak bu kuruluşların da ilgi alanları genellikle göçmen kuşlar, karetta karetta gibi ülkemizde yerleşik olmayan türlerle sınırlı kalmaktadır. Bu çabalar elbette takdire değerdir. Ama ne var ki coğrafyamızda yerleşik olarak yaşayan karaca, ayı, kurt, kızıl geyik, yaban keçisi ve yaban koyunu gibi türler için de çaba sarf edilmesi gerekir. Ayrıca Türkiye'de alageyiklerle ilgili bugüne kadar ne sinematografik anlamda ne de akademik anlamda kapsamlı bir araştırma ya da çalışma yapılmamıştır. Ne yazık ki bugüne dek bilim adamları ve ilgili kurumlarımızın da konuyla yeterince ilgilenmediklerini görüyoruz. Bu nedenle konuyla ilgili bilimsel çalışma yok denecek kadar azdır. Gelinen son noktada toplumun ve ilgililerin bu bitişe dikkatlerinin çekilmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü yağmurcanın fazla zamanı kalmamıştır. Oysa yağmurca yaşamalı. Su samurunda ve kelaynaklarda başarmaya çalışıyoruz. Anadolu parsı, kunduz ve yaban sığırında başaramadık. Söylenecek en üzüntü verici kelime keşkedir. Gelecekte keşke dememek için yağmurca da başarmalıyız.